Bir önceki videoda sizinle manyetik alan içinde hareket eden yüke etkiyen kuvvetin yük çarpı yükün hızıyla manyetik alanın vektörel çarpımına eşit olduğunu öğrenmiştik. Ve bunun bu arada bu beta değil B olacak. Evet bu denklemi manyetik alan kuvvetinin biriminin yani T harfiyle gösterilen Tesla'nın Newton saniye bölü klon metre olduğunu göstermek için kullanmıştık. Bu videoda da denklemi gerçek bir örnek çözmek için kullanmak istiyorum. Hadi bakalım. Ekrandan size doğru çıkan bir manyetik alanımız olduğunu düşünelim. Bu arada sayıları kafamdan uyduracağım. Umarım mantıklı sonuçlar elde ederiz. Ne diyorduk? Ekrandan dışarı doğru çıkan bir vektör alanını oluşturan vektörleri çizmek için okların baş kısımlarına benzeyen şekil çizeceğim. Pembe renkle devam edeceğim. Evet, vektör alanımızı oluşturan vektörler ekrandan dışarı doğru çıkıyor. Bunun bir alan olduğunu anlatabilmek için birkaç tane daha çizeceğim. Bunlar ekrandan dışarı doğru çıkan manyetik alanı temsil eden vektörler. Manyetik alanın büyüklüğü de mesela 0,5 tesla olsun. Şimdi de buradan hızlıca gelen bir proton olduğunu hayal edelim. Proton hızı 6 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniye olsun. Aslına bakarsanız bu ışık hızının yaklaşık olarak 5'te biridir. Bu hızla neredeyse görecelilikten bahsetmeye başlayabiliriz ama burada protonun kütlesi arttığı için şimdilik bu durumu göz ardı edelim ve kütlenin daha henüz ciddi bir şekilde artmadığını düşünelim. Protonun ışık hızının 5'te biri hızla bu manyetik alan içinden geçtiğini söylemiştik. Akla gelen sorulardan ilki manyetik alan içinden geçen bu protona eden kuvvetin yönü ve büyüklüğünün ne olduğudur. İşe kuvvetin büyüklüğüyle başlamak istiyorum. Öncelikle bana protonun yükünün ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Tam olarak aklımda değil ama hesap makinemde kayıtlı olması lazım. Evet. Eğer grafik çizen bir hesap makineniz varsa bu sayıyı hesap makinenizden elde edebilirsiniz. Dediğim gibi tam olarak aklımda olmadığı için yükün yerine şimdi bir değişken kullanacağım. Protona etkiyen kuvvetin büyüklüğü. Protonun yükü bunu şimdilik Q alt indis P olarak bırakıyorum. Çarpı hızın büyüklüğü yani 6 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniye. Birimlerimizde şimdilik doğru örneğin bu eğer santimetre olsaydı metreye çevirmemiz gerekebilirdi. Evet çarpı 6 çarpı 10 üzeri 7 çarpı manyetik alanın büyüklüğü yani 0,5 tesla. Birimleri yazmama gerek yoktu ama bunu yazmış bulundum. Son olarak bunu bir de aralarındaki açının sinüsüyle çarpacağız. Çarpı sinüs teta yazıyorum. Şimdi bir soru soracağım. Eğer manyetik alan ekrandan dışarı doğru çıkıyorsa ve parçacık manyetik alan düzleme boyunca hareket ediyorsa aralarındaki açı ne olur? Bu noktada 3 boyutu düşünmemiz gerektiğini de eklemek istiyorum. Evet. Eğer 3 boyutu düşünecek olursak bu ikisinin birbirine dik olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Neden mi? Bakın. Bu vektörler ekrandan size doğru geliyorlarsa bu manyetik alanı tanımlayan düzleme yani ekrana dik olmalılar. Eğer bu proton da ekran boyunca hareket ediyorsa bu vektörlerle arasındaki açı bir dik açıdır. O halde burası için sinüs 90'ı değerlendirmemiz lazım. Sinüs 90 ya da eğer cinsinden konuşmak isterseniz sinüs pi bölü 2 1'e eşittir. Öyle değil mi? Vektörel çarpımın mantığı bu vektörlerin birbirlerine dik olan bileşenlerin çarpımı üzerine kurulduğu için denkleme sinüs teta'yı ekliyoruz. Ya da eğer vektörler kendiliklerinden birbirlerine diklerse sinüs 90 1'e eşit olduğundan sadece büyüklüklerini çarpmamız yeterli olur. Evet burası 1'e eşit olacak eğer protonun yükünün ne olduğunu da öğrenirsek kuvvetin ne olduğunu bulabileceğiz. Az önce bahsettiğim hesap makinemi çıkarıyorum. Ekranı temizleyeyim. Burada düğmeye ve 4'e bastığınızda sabit fonksiyonlar ekranına geçersiniz. Ve kayıtlı olan fonksiyonlar için F1'e bastıktan sonra da bazı önemli sabitlerin değerlerine ulaşırsınız. Mesela bu Avogadro sayısı. Bu da proton yüküne eşit olan elektronun yükü. Elektron ve protonların biri eksi, biri de artı olmak üzere birbirlerinin zıttı yüklere sahip olduklarını biliyorsunuz öyle değil mi? Aralarındaki fark proton kütlesinin daha büyük olmasıdır. Elektronların yükü ekranda gördüğünüz sayıya eşit. Az önce söylediğim gibi bu aynı zamanda o protonun da yükü olduğu için aslına bakarsanız ekrandaki sayı protonun yükü. Elektronun yükü olabilmesi için de önünde eksi olmalıydı. Her neyse. Ne de olsa şu an sadece bu değere ihtiyacımız var. Bu değeri alıyorum. Ve çarpı 6 çarpı 10 üzeri 7. Ekranda bunu 6e7 olarak göreceksiniz. 10 üs ifadesi için ee e düğmesine basabilirsiniz. Çarpı 0,5 tesla. Evet. Tüm birimlerin doğru olduğundan yani tesla, metre ve klon kullandığınızdan eminseniz elde edeceğiniz sonuç Newton cinsinden olacaktır. Sonuç 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12 Newton'muş. Hemen not edeyim. Bu kuvvetin büyüklüğü 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12 Newton'muş. Büyüklüğünü bulduğumuza göre sıra geldi yönünü bulmaya. Bu noktada sahip kuralını uygulamamız gerekecek. Önceki videolarda bunu anlatmıştım. İzleyenleriniz hatırlayacaktır. Ben yine de kısaca nasıl olduğunu anlatıyorum. İki vektörün vektörel çarpımını aldığınızda birinci vektörü işaret parmağınızla gösterirsiniz. İkinci ise işaret parmağınıza dik olarak tutmanız gereken orta parmağınızla. Bakalım yapabilecek miyim? Sağ elimin işaret parmağı sağa, orta parmağı ise yukarı gösterecek. Evet sanırım çok da kolay olmayacak ama çizmeye çalışacağım. Sağ elimin işaret parmağı sağa gösteriyor. Orta parmağımsa manyetik alan yönünü yani yukarı gösterdiği için sadece ucunu çiziyorum. Diğer parmaklarım da böyle duruyorlar. Bu durumda baş parmağımda işaret ve orta parmağıma dik olarak şekilde bu yönü gösterir öyle değil mi? Vektörel çarpımı sağ elimizle gösterebilmek gördüğünüz gibi her zaman çok kolay olmuyor. Hemen bir tekrar yapayım. Bu hızın yönü. Bu ekrandan dışarı doğru olan manyetik alanın yönü ve eğer sağ elimin parmaklarını bu şekilde konumlandırırsam kuvvetin yönü de aşağı doğru olur. Öyle değil mi? Kısacası bu parçacık sağa doğru belirli bir hızla hareket ederken üzerine etkiyen kuvvet bu düzlem üzerinde ve aşağı yönlü yani bu şekilde bir kuvvet olur. Eğer dairesel hareket ve merkezcil ivme konularını birazcık hatırlıyorsanız buradaki gibi hızla dik olan bir kuvvet olduğunda sizce ne olur? Biraz düşünelim mi? Burada böyle bir kuvvet varken hızı bu yönde ise parçacığın bir miktar sağa sapmasını bekleriz. Bundan sonra da kuvvet hız vektörüne dik olmaya devam edeceği için parçacık dairesel bir hareket yapmaya başlar. Evet, manyetik alan içinde olduğumuz sürece manyetik alanın parçacığa uygulayacağı kuvvet de parçacığın hızına dik olacağı için bu parçacık üzerinde merkezi bir kuvvet uygulamaya başlayacak ve parçacık dairesel bir hareket yapacak. Sıradaki videoda bu dairenin yarıçapını bulacağız. Bu arada hareket eden bir parçacığa etkiyen kuvvetin parçacığın kütlesinden bağımsız ama hızına ve yüküne bağlı olması oldukça garip bir fenomen. Ayrıca yüklü bir parçacık bir manyetik alan içinde ne kadar hızlı hareket ederse üzerine etkiyen kuvvetin de artacak olması da cabası. Yani manyetik alan parçacığın ne kadar hızlı olduğunu nereden biliyor ki? Her neyse şimdilik burada keselim ve bu manyetik fenomeni sıradaki videoya bırakalım. Görüşmek üzere.